Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes bir kol böreği tarifim var, böyle ıspanaklı, oh mis gibi. İnanın bu tarifi yaptıktan sonra kimse bu tarifin hazır Rıfka'dan yapıldığını anlamayacak. Zannedecek ki elde açmışsınız. O kadar şahane bir kol böreği, hem çok kolay hem de çok lezzetli, harika bir kol böreği tarifi. Ellerim yandı burada sıcaktan böyle. Kopartamadım, size göstermeye çalışıyorum ama bir yandan da ellerim yanıyor, geri çekiyorum tekrar. Bir daha gösteriyorum. Gerçekten yapılması gereken harika lezzetlerden bir tanesi arkadaşlar. Hazır yufkadan yaptığım için çok basit. İçindeki sosuyla çok lezzetli bir kol böreği oluyor. Ben ıspanaklı kol böreğini çok seviyorum. Ama isteyenler kıymalı da yapabilir. Peynirli böyle biraz kuru oluyor. Peynirli çok yakıştıramıyorum ama ıspanak, kıyma, patates, bunlar, bu üçlü yani çok yakışıyor kol böreğine. Tarifimizin malzemelerini info kısmında verdim arkadaşlar. Şimdi bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim. Taze ıspanaklarımızı güzelce yıkayalım ve doğrayalım. Sonrasında geniş bir tenceremizin içine sıvı yağ ve küp küp doğranmış soğanlarımızı ilave edelim ve kavuralım. Kavurduktan sonra da arkadaşlar yine doğradığımız ıspanaklarımızı içine katıyoruz ve birlikte kavurma işlemine devam ediyoruz. Kavurduğumuz soğanlı ıspanağımızın içine tuzumuzu ilave edelim. Karabiberimizi ve kırmızı pul biberimizi ilave edelim ve şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Ondan sonra da soğuması için kenara alalım. Böreğimizin lezzetine lezzet katacak olan o sosa geldi sıra arkadaşlar. Kabımızın içine sütümüzü, sıvı yağımızı ve yumurtamızı ilave edip güzelce çırpalım. Arkadaşlar sıvı yağda biraz cimrilik yapmazsak böreğimiz çok lezzetli olur. Ama bazı arkadaşlar sıvı yağ az koyduğu için böreğim kuru oluyor diyorlar. Hani böyle kurumsuz, lezzetsiz bir börek oldu diyorlar. Bunun sebebi yağın az olmasıdır. Hani sıvı yağ ne kadar çok koyarsanız daha böyle yumuşak, daha güzel, daha lezzetli bir börek elde etmiş olursunuz. Bu kol böreği tadında değil. Yani kol böreği gibi çıtır çıtır da güzel, yumuşacık, harika bir börek. Ki ben bu tür böreği daha çok seviyorum. Hani böyle çıtır çıtır, böyle sert börekleri maalesef çok fazla sevemiyorum. Benim sevdiğim börek tarzı budur arkadaşlar. Ne yaptık? Sosumuzu koyduk, güzelce çırptık. Yufkamızı tezgaha serdik. Sosumuzdan bolca döktük. Ve yufkamızın şöyle iki tarafını katlıyoruz. İçine bolca ıspanaklı iç harcımızdan serpiştire serpiştire döküyoruz. Daha sonra da yufkamızı ortadan ikiye kesip arkadaşlar rulo şeklinde sarıyoruz. Ve iki tarafını da birleştirerek birazdan göstereceğim görüntü elde edeceğiz. Şu an ben biraz hızlı konuştum. Daha böreğin ıspanağı serpiştirme işi bitmeden ben bütün böreği anlattım. Evet, böreği ortadan kestik. Ne yaptık? Şimdi rulo rulo sayıyoruz. Kenarlarını da katladık. Rulo şekilde sarıyoruz. Şöyle evet saralım. Ses kaydını üzerine konuştuğum için arkadaşlar biraz ileriye doğru gidiyor olabiliyorum arada. Şimdi sardık. Evet, şu şekilde yapıyoruz. Çok basit bir şekli var. Diğer yufkamızı da aynı işlemle saralım. Bütün yufkalarımızı aynı işlemle sarıyoruz arkadaşlar. Ve yağlı kağıt serilmiş tepsimize diziyoruz. Tekrardan anlatıyorum. Yufkamızın üzerine çırpmış olduğumuz sosumuzdan bolca döküyoruz. Her tarafına fırça yardımıyla sürüyoruz. Sonra kenarlarını içe doğru katlıyoruz arkadaşlar. Ve içine bolca iç harcımızdan koyuyoruz. Ispanaklı iç harcımızdan. Daha sonra da ortadan ikiye kesiyoruz. Yani bu bir tane yufkadan iki tane börek elde etmiş oluyoruz. İç harcını bolca koyarsanız daha lezzetli olur. Yani iç harcında da sakın eliniz aza gitmesin. Ondan sonra rulo şeklinde sarıyoruz. Sonra tekrardan içe doğru katlıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Thank you.
Evet, böreklerimizi yaptık, sardık, güzelce tepsimize dizdik. Şimdi üzerine arta kalan sosumuzdan güzelce her tarafına gelecek şekilde döküyoruz ve 200 dereceli fırına nar gibi kızarması için gönderiyoruz. Sosuyla birlikte bütünleşen muhteşem bir kol böreği tarif yaptım arkadaşlar. Kol böreği denilince sadece çıtırlık aklımıza gelmesin. Farklı farklı kol böreği tariflerimiz var biliyorsunuz. Ama içlerinde en çok diyeyim ben size bunu sevdim. Çünkü bu tam benim damak zevkime göre. Hem ıspanaklı, ben ıspanağı çok severim. Hem de böyle nasıl diyeyim ben size yumuşacık, güzel, harika bir börek oldu arkadaşlar. Tam benim istediğim kıvamda. Muhteşem bir börek tarifi oldu. En başta söylediğim gibi içini kıymalı da yapabilirsiniz. Patatesli de çok yakışır. Ama peynirli maalesef böyle bir kurumsu oluyor. Kurutuyor böreği. O yüzden peyniri çok fazla tavsiye etmiyorum. Hem böyle civil peynir veya böyle mozzarella gibi peynir kullanırsanız o daha güzel olur. Ama sırf beyaz peynir bence çok fazla yakışmıyor. Kuru tutuyor hamuru. Böreği kuru tutuyor. O yüzden çok fazla tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar böreğimiz pişti. Size de zaten doku testinde göstermiştim. Harika bir lezzet. Yapınca mutlaka yorum yazmanızı istiyorum. Yapmayınca da yorum yazın ama yapınca da yazın. Yani lezzet hakkında da yorum yazın. Şu güzelim tarifi yorumlayın istiyorum. Bizler çok beğendik. Umarım yapınca sizler de çok beğenirsiniz. Şimdiden yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.